Dostlar merhaba. Size Gökova'daki Aşıklar Yolu'nun hikayesinden bahsetmek istiyorum. 1930'lu yılların sonu. Gökova o zamanlar bataklık ve tam bir sivrisinek yuvası. Bölge insanı özellikle çocuklarını sıtmaya kurban veriyor. 1938 yılında köyün muhtarı Mehmet Gökovalı'nın bir oğlu oluyor. Daha önce 8 kız çocuğunun 4'ünü sıtmaya kurban vermiş. Ve artık başka bir evladını kaybetmek istemiyor. Köylüyü de peşine takıp dönemin Muğla valisi Recai Güreli'nin karşısına çıkıyor. Derdini valiye anlatıyor. Vali dinliyor, çözüm bulmak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Ve araştırıyor. Çözümü de buluyor. Okaliptüs ağacı. Ama bu ağaçlar Türkiye'de yok. Bu konuyu halleden de, bu ağaçları Avustralya'dan Türkiye'ye getirilmesini sağlayan da hepimizin Halikarnas balıkçısı ismiyle bildiği Cevat Şakir Kabağaç. O küçük çocukta Şadan Gökova, gazeteci, akademisyen, şair, yazar. Bu yol önce Sevgi Yolu ismini alıyor. Daha sonra Aşıklar Yolu ismini kazanıyor. Sunduğu görsel şölenle fotoğraf meraklının uğrak yeri olmuş bugünlerde. Ve tabii ağaçlara tuhaf tuhaf şeyler kazıyan, ağaçlara çan tahtası zanneden tuhaf insanların da uğrak yeri. Onlar uzak dursun ama sizler bu görsel şöleni görmek için her fırsatınızda uğrayın. Çok güzel, çok keyifli bir yol. Dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.